Neyi almışız? Verdiğimiz takvim. Vazgeçtiğimiz takvim, iki takvim var. Biri hicri, bizi inanç değerlerimize bağlayan takvim. Öbürü de bu toprakların insanının öteden beri süzülüp gelen takvimi. Yerine neyi koymuşuz? Gregorian takvimi. Gregorian kim? Bir papa. Gregory bir papa. Hazreti Gregor. Evet. Dördüncü Gregorius. Gregorius'un takvimini almışız. Yani bir papanın adıyla anılan Hristiyan takvimini almışız. Peki ne adına yapmışız? Laiklik adına. Laiklik adına. Burada dur. Burada hepimiz duralım. Bura benim kanıma dokunması gerekmiyor sadece. Kanı olan herkesin kanına dokunması lazım. Özellikle laiklerin çok gıcık olmaları lazım bence bu de. Noktada. Bence de. Yani ben laik olmadığım için benim bir problemim yok da yani olanlar dedemin lafı bir dakika arkadaş bu bize aykırı ya. Yani bu laikliği çiğnemek değil mi? Yani hem de göz göre göre efendim İslam'la irtibatlı olunca mı geliyor akla laiklik? Tabii. Kiliseyle ve Hristiyanlıkla kilisenin takvimi olunca laiklik akla gelmiyor mu? Gelmiyorsa neden? İslam takvimini laiklik adına atacaksınız ve hatta yasaklayacaksınız ama yerine kilisenin Papa Gregorius'un takvimini, Gregorian takvimini alacaksınız. Ama Mustafa Beyciğim, şimdi bendeniz size şey yapayım yani, dünya ile irtibatımızı kurmak için biz bunu yapıyoruz yani. Çinliler dünya ile irtibatı kopardılar mı? Efendim siz işi fazla kurcalıyorsunuz beyefendi, o kadar ileri gitti. Yahudiler kopardılar mı? Kopardı mı? Japon kopardı mı? Geri mi kaldı mevcut takvimini kullandığı için? Bu ne biçim yaklaşım Allah aşkına? Yani dünya ile irtibat kurmak için kendimizden vazgeçmemiz mi lazım? O zaman şu soruyu, suali sorayım. Kendimizden vazgeçtikten sonra dünya ile irtibatı kim kuracak? Siz kendiniz ortadan kalkmışsınız. Amenna. Yani irtibattan söz edilen yerde iki taraf olur. Taraf biri olmamış, taraf kalmamış. Taraf kalmamış. Siz yoksunuz. Siz değilsiniz. Bakınız Rabbimiz bile alemlerin Rabbi olduğu halde insanın özgün varlığını kabul edip şehadeti eşhedü dememizle başlatıyor. Eşhedü ben. Ben dedirtiyor size. Sen ol ki bana şahit ol. Ama sen önce varlığının farkında ol. Aminna. Varlığının farkında olmazsan benim varlığımın farkında nasıl olacaksın? Nasıl olacak? O zaman önce de, ene de, ben de. Ondan sonra eşhedü. Ben şahit olurum ki. Ben şehadet ederim ki. Allah tapılmaya layık, kulluğa layık yegane varlıktır. Amin. Bana şahit ol ama önce sen ol. Sen ol, sen varlığının farkında ol, ben de ondan sonra benim şahidim ol. Rabbimiz Rabbul Alemin olduğu halde bizim ben idrakimizi önceliyor. Eyvallah. Ben idrakiniz yok. Bencillikle ben idrak ayrı şey. Çok farklı şeyler. Hatta zıt. Karıştırmayalım. Doğru. Hatta zıt. Doğru. Evet. Bencillik ben idrakinin zıttıdır. Buna katılıyorum. Hı. Efendim ben idraki varoluşunuzun farkına varmaktır. Hı. Bencillik aslında varoluşunuzu gözden kaçırmaktır. Hı. Haddini bilmemektir. Dolayısıyla ben idraki olmayan yok hükmündedir. Şimdi kim irtibat kuracak? Siz yoksanız. Siz olmaktan çıkmışsınız. Her şeyinizle çıkarmışsınız. Yani varlık tasavvurunuzdan nefret etmişsiniz, kendinizden nefret etmişsiniz, giyiminizden nefret etmişsiniz, atanızdan nefret etmişsiniz, geçmişinizden nefret etmişsiniz, tarihinizden nefret etmişsiniz, lisanınızdan, yazınızdan. Babanızın mezar taşını okuyamaz olmuşsunuz. Bir gecede koca bir millet akşam alim yatan sabah cahil kalkmış yatağında. Ve siz yoksunuz. Sizi niye kale alsınlar? Hiçbir sebebi yok ya. Hiçbir şeyin gölgesi
aslının yanında hesaba katılmaz. Siz manava vardınız, 5 kilo elma ver, gölgesini ayır. Veya gölgesini de hesapla. Saçma bir şey, gülünç oldu, komik oldu. Tabii ya. Hiç kimse gölgeyi hesaba katmaz. Batılılardan bizi hesaba katmalarını istiyorsak önce biz olalım. Onun için de hesaba katmadılar bakınız. Hala katmıyor. İnan katmadı. Katmadılar. Biz oluncaya kadar da adam gibi katmayacak. Batı'da adam değil. Mesela. Sadece Batı değil. Batı'yla sınırlamıyorum. Doğu da katmaz bize adam. Doğrudur. Yani Doğu sen benden daha iyi bilirsin ya. Ya yüreği kan ağlıyor ya. Benim siz mi bu hallere düştünüz? Ya. Siz ki hiç hayatınızda köle olmamışsınız. Ya. Hiç hayatınızda sömürge rezilliğini yaşamamışsınız. Siz mi böyle oldunuz? Biz, hayır. Biz ne yapalım? O bizi bilmiyor. Tamam. Biz fiili işgale uğramadık. Fakat biz fikri işgale uğradık. Biz kendi kendini sömürgeleştirmiş yeryüzündeki ender toplumlardan biriyiz. Belki de tek, bilmem. Belki de tek.